4 tane polis tutuklu, bir savcı tutuklu, bir uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili. Bir de şu var, operasyon yapılan yerlere bakıyorsun. Hakkari, yani İran'dan uyuşturucunun girdiği yer. Van, yine İran'dan uyuşturucunun girdiği yer. Antalya ve Adana. Yani tam oradan güzel bir güzergah kurulmuş. Yani Hakkari, Van, Adana, evet. Antalya güzergah kurulmuş. Oradan Konya'ya gittiğini de biliyoruz. E şimdi böyle bir iddia varsa, dediğin gibi ama yani bu ya bir soruşturma, bir iddia. 9 ay takiple yapılmış bir soruşturma. Yani eminim ki dinleme çok ciddi bir şekilde, yani 9 ay sürdüyse bu soruşturma, onunla ilgili dinleme, ya teknik takip kayıtları yapmışlar. Ya 9 aydır işte şeyi anlayamıyorum ben. 9 ayda bir savcının ismi böyle bir soruşturmada geçiyor. Bu kadar vahim bir iddiada geçiyor. Yani haberin, yani illa bunun haber olması, kamuoyunun bunu duyması mı gerekirdi? Tutuklama kararının çıkması için. Kamuoyundan ama, tepki mi gelmesi gerekirdi? Ya bilemiyoruz. Şimdi bazı dosyalarda şu olur gerçekten. Yani çok ya bu uyuşturucu ticareti yapanlar, yani bu işlere bulaşanlar teknolojik olsa çok gelişmiş vaziyetteler. Yani örneğin suçların %90'ı Türkiye'de cep telefonundan çözülür neredeyse. Ya olay yerinde itiraf olur ya cep telefonundan sen direkt tespit edersin. Ama bu şebekeler ve savcı söz konusuysa ve narkotik polis söz konusuysa iz bırakmamak konusunda çok usta olan yapılardan bahsetmen gerekir. Bunlar asla cep telefonuyla konuşmazlar. Özel şifreli telefonlarla konuşurlar ya da başka telefonların özel programlarından konuşurlar. O ölçüde teknik takip yapsam bile yani bunların biraz zorlu bir süreç olabilir. Ama 9 ay dediğin gibi gerçekten dikkat çekiyor. Yani uzun bir süre. Ama burada bir de şey var tabii. Yani, yani bütün bu soruşturma süresi boyunca neler toplandığını henüz bilmiyoruz. Yani muhtemelen yani bütün o gizleme çalışmalarına karşın bu her zaman iz kalır. Para trafiğinde iz kalır. Ve buradaki iki kişi, diğer soruşturmada gözaltına iki kişi de bir otomotiv şirketi sahibi yine. Yani yani onlar da sanırım otomotiv şirketi üzerinden savcıyla bir ilişki kuruyorlar. Yani buradaki iddialar gerçekten çok vahim. Yani, çok yani vahim. Şöyle hale geldiyse Türkiye, yani bu hale geldiyse çok vahim bir yere gelmiş Türkiye. Yani. Evet, bu vahim tabloda bize kayda geçsin diyoruz ki sonraki gelişmelerde anlatmıştık, bir çerçevesini ortaya koyabilelim diye. Bir başka vahim tabloyu anlatacağız. Çünkü sadece bu savcılarla da kalmıyor. Bakın savcılardan, polislerden söz ediyoruz bu dosyaların içerisinde ki ilerleyen dakikalarda insan kaçıran savcıları da, başka meseleler içerisinde olan savcılara da bakacağız. Ama bu kadar da olmaz diyeceğimiz ve belki çok konuşacağımız bundan sonra bir başka hadise Gaziantep'te yaşandı. Birazdan buna ilişkin konuğumuz da olacak. Şimdi bu haberde polisi, savcıyı duyduk. Şimdi Gaziantep'te bir isim, o Yılmaz Öztürkmen, iş insanı, kimine göre mafya, bir aracı durdurdu. O aracın içerisinde Erdoğan'ın avukatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, bir vali, belediye başkan vekili, organize sanayi başkanı vardı. Bir vali aracı bir yalanladı, onu bir ekleyelim. Evet, evet. Vali yalanladı. Bir araç bu kişinin çevresi tarafından sürekli silahlarla durdurulduğu söyleniyor. Peki ne için yapıldı bu? 2022'nin Susurluğu olarak da geçiyor. Nasıl bir kavga vardı bu işin içerisinde? Bu işin içerisinde bir FETÖ borsası var mıydı? Birazdan konuğumuzla konuşacağız ama Mustafa Doğan İnal'ın anlaşılması için bu araçta olan kişilerden biri o çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı. Kimdir bu isim? Ya Mustafa Doğan İnal çok aslında yargı camiasında da, Seyhan da çok iyi bilir, çok tanıdık ve bildik bir isim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senin dediğin gibi avukatı. Ve 1978 doğumlu, Gaziantep doğumlu. Barışlara 35 Antep'le. Tane dava açan kişi değil evet, mi? Evet, çok sık dava açtıkları, daşlı davalarla da gündeme gelir. Ama bu Gaziantep'te de aynı zamanda etkisi olan bir isim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiriyor. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yani muhafazakar çevrelerde dernek yöneticilikleri yapıyor. Daha sonra Yeni Şafak, bu Albayrak grubu, geçen hafta da konuşmuştuk Albayrak grubunu. Onların avukatlığını üstleniyor kendi hukuk bürosunu kurarak. Zaten böylece hükümetle o Albayrak grubu üzerinden bir ilişkiyi kurmuş oluyor. Kendi şirketi var. O şirketinde ortakları var, hukuk şirketinde. Ama daha sonra Erdoğan avukatı, özellikle bu başkanlık sisteminin inşa edilmesinden sonra ve daha doğrusu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisinin yargıdaki etkinliği konusunda çok ciddi iddialar gündeme geldi. İstanbul grubunun çok önemli isimlerinden biri olduğu söylenir. İstanbul grubu da izleyicilerimiz açısından açıklayalım. İstanbul grubu Berat Albayrak'a yakın olduğu düşünülen, yargı içinde örgütlenmiş savcılar, hakimler, HSK'da üyeleri,
bunun gibi kişilerin yargı içerisinde Berat Albayrak'a yakınlıkları, yani saraya yakınlıklarıyla bir örgütlenmeye gittikleri iddia edilir. Bakın burada çok önemli bir şey var. Herkes bunu atlatıyor. Ben her seferinde onun için söylüyorum, atlıyor. Cüneyt Özdemir yayında bunu bir önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu. Dedi ki İstanbul grubu var mı yargıda dedi. Abdülhamit Gül yok demedi. Hiçbir gruba izin vermeyeceğiz dedi. Yani doğruladı. Yani İstanbul grubu ne oldu? Adalet Bakanı'ndan doğrulanmış bir şey. Abdülhamit Gül'e var. Çok ciddi savaşlar verdiler. Gezi davasında işte bunun tabii. gibi bir sürü davada. Çünkü Kaşıkçı davasında. Kaşıkçı davasından hatta gittiği söyleniyor Abdülhamit Gül'ün. Çünkü yargı alanındaki etkileri çok büyümüştü. İrfan Fidan'ın eski İstanbul Başsavcısı ve onun vekili olan Hasan Yılmaz'ın da bu İstanbul grubundan isimler olduğu söyleniyor. Çeşitli adliyelerde de. Çeşitli kentlerde de çok güçlü oldukları, hatta yargıda bazı atamalarda, YSK'da atamalarda keskin roller oynadıkları söyleniyor. İşte bu bahsettiğimiz İstanbul grubunun en önemli isimlerinden bir tanesinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı İnal olduğu söyleniyor. İnal'dan şöyle, bunun aklında çok fazla, İnal aklında çok fazla. Kertaş'ın altından Mustafa Doğan... İnan ismi çıkıyor yani. Evet yani bu işin bir kısmı rivayet olabilir. Bir kısmı böyle artık çok şiir efsanesine dönüşmüş. Ya Barışlar'ın kitabında bir iddia vardı mesela. Çok evet. net hatırlıyorum. Ben de oradan yargılanıyorum. Söylemek istiyorum. İki tane şirketin davasında. Bir tanesi Fransız. Bir tane işte. Fransız şirketin davasında. Tarafları bir araya, davaya bakan mahkeme başkanını, komisyon başkanını bir araya getiriyor. Ve o davada neler yapılabileceğini bir pazarlık konusu yapıyor. Buna ilişkin bir ses kaydını yazdı Barışlar kitaplarında. Ben de Barışlar'ın kitabını haber yaparken bunu yazdığım için Barışlar yargılanırken bir de onlara suç ortağı aldım. Ben de yargılanıyorum. Şimdi orada şöyle bir açıklaması var onun. Onu da söyleyelim yani. Tekrar sana dava açmaması ya da program açması için. O diyor ki açıklamasında oradaki Mustafa isimleri karıştı ama kendisini orada olduğunu kabul ediyor. Bakın evet, yani Fransız bir mutfak şirketi bu. O şirket Türk şirketlerle davalık ve Fransız şirket büyükelçisi falan da orada. Fransa büyükelçisi de. Fransız şirket de nasıl bu davalardan kurtulacağını konuşuyor. Yani yabancı şirket Türk şirketlerden nasıl kurtulacağını konuşuyor. Orada Mustafa Doğan İnal var. Hı hı. Çeşitli yargı mensupları var. İstinaftan var. İşte Yargıtay'dan sanırım Adalet vardı. Komisyonu yani üst düzey yöneticiler var. Hı hı. Ve o ses kaydında işte 100 milyon dolar falan öyle şeylerden bahsediliyor. Gülünüyor. Bu da haber oluyor tabii haklı olarak. Yani bu ne şey yazmadı bunu. İsim vermeden yazdılar evet. Barışlar. Daha sonra şirketler oradaki Türk şirketler suç duyurusunda bulundu. O ses kaydını almış o şirketler. Dediler ki ya buradaki isimler bunlar bunlar. Bizim milyonlarca lira kaybetmemize Fransız şirketin kazanmasına neden oldular. Bunun için suç duyurusunda bulunuyoruz dediler. İsimler öyle ortaya çıktı. Ondan sonra da Mustafa Doğan İnal açıklama yaptı. Dedi ki ya ben orada bahsettikleri ben oradaydım. Ama oradaki Mustafa ben değilim konuşan isimler karışmış. Ama şey yani Cumhurbaşkanı şimdi, Erdoğan'ın avukatının öyle bir yerde öyle bir ortamda olması zaten etik açısından sorgulanan bir şey. Ama bu nasıl kesinlikle. Oluyor biliyor musun? Üst üste geliyor bütün bilgiler. Mesela birçok kişi de bunu belki duymuştur. Bir televizyon kanalına iddiaya göre bir televizyon kanalına bir operasyon yapılıyor. Daha doğrusu çökme tırnak içerisinde çökme girişiminde bulunuyor. Bir iş insanıyla işte... Adı geçen avukatın birlikte bir şeyler yaptığını ve bunu Cumhurbaşkanı'na ilettikleri, Cumhurbaşkanı'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilettiği mektupla, bu Bekir Bozdağ'ın bununla ilgili bir şeyler yaptığı iddia ediliyor. Şimdi aynı isimler bütün konuştuğumuz şeylerde karşımıza çıkıyor. Ya bu ama bak bu sadece ya bu o kadar çok iddia var ki biraz aslında özetlemek açısından Mustafa Doğan İnal'a onları kısacık hemen hızlı hızlı bahsedeyim. Evet ama konumuza da gideceğiz. Hemen konumuza gidelim oradan. Bir şey yani bu şeyle yani bu mekanizmanı bu İstanbul grubu üzerinden ve Mustafa Doğan İnal'ın da bir FETÖ borsası oluşturduğu iddiası var. Yani bunlar gidiyorlar yani Türkiye'nin pek çok kentinde FETÖ'den yargılanan veya FETÖ'den hakkında soruşturma üzeri olan zengin çok zengin iş insanlarına gidip diyorlar ki seni bu davadan bu soruşturmadan kurtarırız karşında şu kadar para ver. Böyle bir organizasyondan bahsediyor. Bu organizasyonda da Mustafa Doğan İnal adı Antalya'da işte çeşitli kentlerde farklı biçimlerde gündeme geldi. Ama altını çizerek söylüyorum. Bunların hepsi iddia. İyi çünkü bunların hiçbiri soruşturulmadı. Ama borsa gerçek. FETÖ borsası ile ilgili çok sayıda dava var zaten. Yani serbest piyasa orada. Evet. Yani serbest piyasa. İşte maalesef şey. Adaleti öyle katlediyorlar. Burada özellikle Antalya'da Fethullah Tam İnce'nin kurtulduğu soruşturmada ki Fethullah Tam İnce yani Zaman Gazetesi'nin %10 sahibi 15 Temmuz'dan sonra bankasıya para yatırmış. Yani birinden bahsediyoruz. Yani onun avukatlarının yine Mustafa Doğan İnal'ın ortakları olduğunu görüyoruz. Ya da işte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu da hatta şeyi demişti. İşte savcıların odasına gidip
hakimlerin odasına gidip kül tablası isteyen ve savcılığın hakemlerin kül tablası getirdiği Erdoğan'ın avukatları adliyeleri yönetiyor demişti. Yani şimdi böyle bir tepi bir organizasyondan bahsediliyor. Bununla ilgili çok dediğim gibi sayıda daha iddia gündeme geldi. Ama soruşturmaya dönüşmedi. Ama Mustafa Doğan İnal'ın adı aynı zamanda Adalet Bakanı olarak bir süre geçiyor. Yani hükümet şeylerinde, kulislerinde konuşulduğu da iddia edilmiş bir isim. Yani Adalet Bakanlığı'nda bile adı geçen bir isim, Erdoğan avukatlığını yapmış bir isim, bugün Gaziantep'te böylesine büyük bir olayın içerisinde geçiyor. Çünkü işin içerisinde yalanlanmasına rağmen birazdan öğreneceğiz. FETÖ borsası var, yine mala çökmeler var. Bir araç durduruluyor, o aracın içerisinde başka başka isimler var ve buna ilişkin soru önergesi veren bir isim var ama soru önergesini haberleştiren haberlere bile erişim engeli getiriliyor. Ali Haydar Hakverdi'den söz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, aynı zamanda bir hukukçu. Ali Haydar Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.